Onlar ki, iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain, huzur ve güven içinde olanlardır. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. De ki, ancak ben de sizin gibi bir insanım. Bana ilahınız ancak tek bir ilahtır diye vahyolunuyor. Artık kim Rabbi ile? karşılaşmayı ve ondan bir mükafat almayı umuyorsa, salih amelde bulunsun ve hiçbir şeyi Rabbine ibadette ortak koşmasın. Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet, kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için Resul göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Evet kardeşlerim, okuduğumuz ayetlerden de anlaşılıyor ki Allah'a iman, Allah'ın hayata karışacağına dair imandır. Allah'a iman, Allah'ın hayatı düzenlemek üzere hayat programı gönderdiğine imandır. İşte o müminler böylece Allah'a iman ederler ve kalpleri Allah'ın zikri olan kitabıyla, kitabın ayetleriyle doyuma ulaşmıştır. Buradaki zikirden kasıt kardeşlerim Kur'an'dır, vahiy'dir. Öyleyse anlıyoruz ki kalpler ancak Kur'an ile mutmain olur. Ancak Kur'an ile güven ve huzur bulur. Ancak onunla yatışır ve sukunete kavuşur. Çünkü kalp Allah'ın ayetlerini duydukça, tanıdıkça, Allah bilgisine ulaştıkça cehaletten, bilgisizlikten, şüphe ve tereddütlerden kurtulup doyuma ve güvene, huzura ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim amelin kabulü ve ahirette mükafata dönüşmesi için ikisi bu ayette zikredilmek üzere toplamda üç şart belirtmiştir. Ameli yapan tevhid üzere Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayan bir muvahhid olması, amelin salih olması yani şeriata, peygamberin sünnetine uygun olması, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir amel yapar, yaptığı amel sünnetimiz üzere olmazsa ameli reddedilir. Yine ihlaslı olmak kardeşlerim, yalnızca Allah rızası için amel yapmak, hiçbir gayeyi Allah rızasına ortak kılmamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Kıyamet günü Allah azze ve celle buyurur ki, Ben şirkten müstani olanım, kim bir amel yapar ve amelinde benim dışımda birini ortak kılarsa onu da amelini de terk ederim.